Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk'ünün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haber 19'da karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını aktaracağız. Önce özetler. Girne pazarı vatandaşa kapılarını açtı. Covid testlerini yaptıran esnaf müşterilerini maskelerini takarak karşıladı. Başbakan Ersan Saner, yapılan planlama kapsamında adaya 7800 öğrencinin geldiğini açıkladı. Saner ayrıca çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni bir NOTAM ile tarifeli seferlerine başlayacağını belirtti. Yeni yapılacak 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi projesi ile ilgili olarak Türkiye'den Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Sağlık Bakanı Ünal Üster, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan ve üyelerini kabul etti. Bakan Üster görüşmede Türkiye Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını, önümüzdeki hafta iyi bir miktarda aşının gelebileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Sharma ile İngiliz Yüksek Komiseri Stefan Lili'yi kabul etti. Görüşmede öne çıkan konu ise 27 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentine düzenlenecek Kıbrıs toplantısı oldu. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, güvercinin 3. etapta sanayi bölgesi oluşturulması için Bakanlar Kurulu'na önerge sunulduğunu açıkladı. Kademeli açılmalar sürüyor. Kanal T Haber, Girne Pazarı esnafına gitti. Vatandaşın yaptığı alışverişi yerinde görüntüledi. Girne Pazarı vatandaşa kapılarını açtı. Covid-19 testini yaptıran esnaf, müşterilerini maskeleri takarak karşıladı. PCR testimizi yaptırdık. Her hafta yaptırdığımız gibi. Fiyatlar da uygundur, gayet uygundur. Vatandaşı bekliyoruz. Bizim pazarlarımızın devamlı açık olabilmesi için kurallara uymamız lazım. Hijyenimize, mesafemize dikkat edeceğiz. Herkes maskesini takacak. Benim bir de ricam, maskesini takmayana da ikaz edeceğiz. Ucuz ve kaliteli ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Kıbrıs Türk halkının olmazsa olmazı pazarlarıdır. Özellikle Girne Pazarı dendim mi çarşamba günü içerisinde bulunduğumuz alana pazarlar kurulur. Tezgahlar açılır ve çeşit çeşit meyveler, sebzeler vatandaşlarla buluşturulur. Özellikle elma, muz, acı biber, kivi, armut gibi bu tezgahı gördüğümüzde fiyatların da çok da yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Yayla elması karıştır al 6 TL, yayla elması yine çıtır sulu 6 TL, muz 12 TL, acı biber 30, kivi 10 TL. Bu fiyatlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belki de pandeminin etkisi, belki de işsizliğin etkisiyle esnafın günü kurtarmak adına koymuş olduğu rakamlar. Bu da bizlere gösteriyor ki eğer vatandaş gelirse uygun fiyattaki bütün ürünlere sahip olma imkanını bulabilecek. Pazarda yerel lezzetlerin yanı sıra Kıbrıs Türk kültürünün vazgeçilmezliği kahveye de ilgi yüksekti. Kıbrıs Türk kültürünün olmazsa olmazlarından kahve pazarlarda da satılmaya başladı. Özellikle kavrulmuş olarak getirilen çekirdekler burada işleniyor ve müşterilere satışa sunuluyor. Kahve çekirdeklerimiz çekirdek olarak kavrulmuş şekilde getiriyoruz pazarlara ve burada taze müşterilerimizin gözü önünde öğütüp çekip satışını yapıyoruz. Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli de yaptığı açıklamada esnafın PCR testlerini yaptırdığını ve tüm kurallara uyduğunu söyledi. Tüm testlerimiz pazar esnafımızın yanında çalıştığı işçilerinde tüm testleri yapılmıştır. Hepsi negatiftir. Yani haftalardır biz açıyoruz ve her haftada yapıyoruz testlerimizi. Şimdiye kadar Allah'a şükür pozitif vakaya rastlanmadı. Tüm testlerimiz negatiftir. Tüm halkımıza da çağrımdır. Buyursunlar gelsinler pazarlarımız buz gibi temiz. İnsanlarımızın testleri yapılmıştır. Rahat olsunlar. Alışverişlerini ucuz ucuz yapsınlar. Yani domatesimiz bugün 2 lira. Çileğimiz 10 lira. Yani zaten bu fiyatlara hiçbir yerde de bulamazlar bunları. Tüm halkımızı pazarlarımıza bekliyoruz. Pazarı gezen vatandaş ise hem ürünlerden hem de fiyatlardan memnundu. Herkes sağlığını koruyor. Gayet güzel maskeli. Ben de çıkardım ama takabilirim şu an. Yani herkese güveniyorum. Herkes sağlığı, hijyenine özen gösteriyor sanırsam. Bak maşallah.
Herkes. Harika. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok güzel, ideal, harika. Vallahi bugün yağışlı bir gün oluşu nedeniyle de çok iyi, fiyatları beğeniyorum. Yalnız halkımızın biraz gelir darlığı olduğunu biliyorum. Geçmişten bugüne gelen geleneksel lezzetlerimiz de var bizim. Bunlardan bir tanesi de köy ekmeği. Hem hellimlisi hem zeytinlisi var. Bu da Girne'de pazarda müşterilerini bekliyor. Köy ekmeği, köy çöreği, köy kafesi, makarna, gullirikya, erişte, peksemet hepsi organiktir, hepsi doğaldır. Peki bunları siz mi üretiyorsunuz evet. Evinizde? Evet, anneminden ben. Taş fırında, eski köy fırınlarında, eski köy mayası, her şey organik. Peki ilgi nasıl? Talebimiz vardır ama maalesef hava şartları ve koronavirüsünden dolayı birazcık düştü. Şimdi pazarımız her semtte ayrı ayrı kurulmaktadır efendim. Her geçen gün yoğun bir ilgiyle karşılaşan bir sektör haline gelmiştir. En büyük alışveriş sektörünü şu an bizler bunu bünyemizde barındırıp halkımıza sunmaktayız. Tabii ki bunların yanında biz kuru yemişçilikle uğraşıyoruz. Dededen babaya, babadan oğula geçen bir sanat. Bu sanatın en son parçası bizlerik efendim. Başbakan Ersan Saner gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan planlama kapsamında adaya 7800 öğrencinin geldiğini açıkladı. Saner ayrıca çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni bir notam ile tarifeli seferlerine başlayacağını belirtti. Başbakan Ersan Saner yüksek öğrenimde daha avantajlı olunduğuna dikkat çekerek bir planlama yaptık. Öğrencilerimiz gelecek, karantinalarını tamamlayacak ve eğitimlerine başlayacak. Dün itibariyle 7800 öğrenci ülkeye gelmiş bulunmakta dedi. Bugün itibariyle adadalar en basitinden 7800 artı 1 litre süt, 1 ekmek demektir diyen Saner. Bir üniversitenin 1 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında da 1035 öğrenci beklediğini belirterek çalışmalar tamamlandıktan sonra tarifeli seferlerin başlayabileceğini ve bir notam yayınlanacağını aktardı. Yeni yapılacak 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi projesi ile ilgili olarak Türkiye'den Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları ve Genel Müdürlüğü yetkileri geliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında çalışmaları devam eden 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi projesi ilgili olarak Türkiye'den Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkileri 25-27 Mart tarihlerinde Kuzey Kıbrıs'a 3 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 15 Şubat tarihinde Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirmiş olduğu ziyarette de yerinde inceleme yapılan arazi incelenecek ve Sağlık Bakanlığı yetkileri Şehir Planlama Dairesi yetkileriyle değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapılacak. Sağlık Bakanı Ünal Üster, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan üyelerini kabul etti. Bakan Üster, görüşmede Türkiye Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarında önümüzdeki hafta iyi bir miktarda aşının gelebileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Ünal Üster, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan üyelerini kabul etti. Üster, açılım sürecinde başta halkın sağlığını korumak ve ekonomik canlanmanın devamı için denetimin büyük önem taşıdığını, özel sektör, kurum ve kuruluşların desteğiyle ciddi bir denetim mekanizmasının oluşabileceğini söyledi. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de Bakan Üster'e yeni dönemde başarılar dilemek ve taleplerini iletmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye tarafından temin edilecek aşılarla başta kronik hastalar olmak üzere aşı uygulamasının devam edeceğini kaydeden Bakan Üster de Türkiye Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını önümüzdeki hafta iyi bir miktarda aşının gelebileceğini açıkladı. Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner hastanede ilk kez uzamış entübasyon nedeniyle cerrahi olarak boynun ön bölgesinden soluk borusuna ulaşmaya sağlayacak bir operasyon yapıldığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle 2 ay gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Acil Durum Hastanesi pandemiyle mücadelede bir ilke daha ev sahipliği yaptı. KKTC Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi'nde ilk kez uzamış entübasyon nedeniyle cerrahi olarak boynun ön bölgesinden soluk borusuna ulaşmayı sağlayacak bir delik açılması yapıldığını duyurdu. Başarılı geçen ameliyat sonrası sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Uçaner, kulak burun boğaz servisi anestezi ameliyathane hemşire ekibine teşekkür etti. Uçaner'in paylaşımı şöyle: "Koronavirüsle mücadele her yönden devam ediyor. Koronavirüs hastalarımıza hizmet verdiğimiz Acil Durum Hastanesi'nde bugün ilk kez uzamış entübasyon nedeniyle trakeotomi açılmıştır. Kulak burun boğaz servisi anestezi ameliyathane hemşire ekibine her türlü riski alarak hastamıza uyguladıkları bu müdahaleden dolayı teşekkür ederim. KKTC'nin ilk acil durum hastanesi 100 yataklı kapasitesine sahip ve 24 adet yoğun bakım odası bulunan hastanede 6 adet de ameliyat odası bulunuyor." Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Sharma ile İngiliz Yüksek Komiseri Stefan Willey'i kabul ettiği görüşmede öne çıkan konu ise 27 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentine düzenlenecek Kıbrıs toplantısı oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Ece Sharma ile İngiliz Yüksek Komiser Stephen Lilley'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre ziyareti yaptığı konuşmada Sharma, dün Rum tarafında görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bugün de Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin Kıbrıs Türk tarafının hazırlıkları ile ilgili bilgi almak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar ise Kıbrıs Türk tarafının yoğun ve yapıcı şekilde gayri resmi toplantıya hazırlandığını, bu çerçevede de sürekli olarak hem içte hem dışla istişarelerine devam ettiğini söyledi. Tatar'ın Birleşik Krallık yetkililerine Kıbrıs adasında ve bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve işbirliğinin ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bulunabilecek bir uzlaşıyla mümkün olabileceğini anlattığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar mevcut statükonun kabul edilir ve sürdürülebilir olmadığının tüm taraflarca ifade edildiğini, Kıbrıs adasında iki devletin varlığının yadsınamaz bir realite olduğunu, istikrar ve işbirliğinin bu realitenin kabulüyle mümkün olabileceğinin altını çizdi denildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de gerçekleşecek 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısı öncesi Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorak'ın ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros'la görüştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gün içerisinde Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Tatar, Kıbrıs'ı Türklerin egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin işbirliğine dayalı bir anlaşmayı onaylayabileceklerini tüm dünyaya anlattığını söyleyerek, Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman dayatma bir çözüme evet demeyecektir dedi. Şimdi bu 55 yılda çok şeyler yaşandı. Kıbrıs davası bağlamında. Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yöneterek, kendi devletini kurarak, kendi cumhuriyetini kurarak bütün dünyaya haklı davasını haykırabilmiştir. Bugün gelen aşamada bu federasyon meseleleri hep geride kalırken, anlam planında nelerin olduğunu, Kranzmurt'tan nelerin olduğunu bütün dünya bilmektedir. Birleşmiş Milletler de biliyor, İngiltere de biliyor, Avrupa da biliyor, herkes biliyor. Biz bu vesileyle herkese bunları anlatıyoruz. Neden bu kadar yıldır Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkların olduğunu ve artık bu aşamadan sonra artık federal temelde olamayacağını, çünkü o fırsatların hepsinin yitirildiğini, o fırsatların hepsinin heba edildiğini, çünkü karşı tarafın federasyon anlayışı ile Kıbrıs Türk halkının federasyon aracı anlayışı arasında çok farkların olduğunu, esas itibariyle Kıbrıs Türk halkının beklediği kendi bölgesinde, kendi devleti çatısı altında rahat rahat güvenlik içerisinde bundan sonra da yaşamını sürdürebilmesidir. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüştü. Toplantıda Kıbrıs Türk liderliğinin Cenevre'de sergileceği tutum hakkında CTP heyetine bilgi verildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la 5 artı BM toplantısı öncesinde görüştü, görüşlerini aktardı. Toplantıda Kıbrıs Türk liderliğinin Cenevre'de sergileceği tutum hakkında CTP heyetine bilgi verildi.
Söz konusu toplantıda Erhürman, gayri resmi 5+ BM toplantısının müzakerenin yeniden başlaması için bir fırsat olabileceğini, CTP'nin BM zemini oluşturan iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm yönündeki görüşünü Cumhurbaşkanı Tatar'a aktardı. Toplantıda ayrıca çözüm müzakerelerinin başlaması ve kalıcı barış ulaşılabilmesi için gerekli adımların atılması talebi de Tatar'a iletildi. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Andros Kipriano Başkanlığındaki AKER heyetini kabul ederek görüştü. Özyiğit, Kıbrıs'ta en mümkün ve en gerçekçi çözüm şeklinin tarafların üzerinde uzlaştığı, Birleşmiş Milletler parametrelerine girmiş bir olgu olan federasyon tezi olduğunu kaydetti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Andros Kipriano Başkanlığındaki AKER heyetini kabul ederek görüştü. TDP Lefkoşa ilçe merkezine başlayan ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Nisan ayı sonunda yapılması planlanan 5+ BM toplantısı ile aşı ve hellim konuları ele alındı. Görüşme sonrasında iki parti lideri basın açıklamada bulundu. Özyiğit, Kıbrıs'ta en mümkün ve en gerçekçi çözüm şeklinin tarafların üzerinde anlaştığı, BM parametrelerine girmiş bir olgu olan federasyon tezi olduğunu kaydetti. Kipriano da Cenevre görüşmesinin sonuçlarının tüm Kıbrıslıların kaderini ve geleceğini belirleyecek nitelikte ve önemli olduğuna dikkat çekti. Ortak yurdumuzu yeniden birleştirmek umudunu canlı tutabilmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız dedi. Eski Başbakan, Bakan ve Meclis Başkanlarından merhum politikacı Osman Örek 22. ölüm yıl dönümünde anıldı. Eski başbakanlardan Osman Örek 22. ölüm yıl dönümünde anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli, askeri erken, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı. Törende Örek ailesi adına konuşma yapan Osman Örek'in kızı Yeşim Örek, Covid dolayısıyla alınan tedbirlerin kendisine karanlık milli mücadele yıllarını hatırlattığını ifade ederek, o dönemle ilgili anılarını anlattı ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorluklara değindi. Cumhurbaşkanı Tatar'da büyük bir devlet adamı olan ve kendisinden çok şey öğrendiği Osman Örek'i rahmetle saygıyla andı. Sayın Osman Örek bir devlet adamıydı. Kendisi benim çok erken yaşlardan tanıdığım, çok sohbetler ettiğim ve dolayısıyla Sayın Örek'ten çok şeyler öğrendiğim bir büyük devlet adamıydı. Örek'in Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit ortaklıkta kurulmasında büyük katkısı olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılması gerektiğini ortaya çıktığını, bunun da egemen eşitliğe dayalı iki halkın, iki devletin işbirliğine dayalı bir çözüm modeli olduğunu söyledi. Şu anda yürüttüğümüz mücadele onların mücadelesinin devamıdır. Ne mutlu bize ki 1974'ten sonra artık Kıbrıs'ta yine uluslararası anlaşmalarla Zürih Anlaşması ile Rumlar güneye, Türkler kuzeye ve şu anda biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yöneticileri olarak artık federatif bir çözüm değil. Çünkü onlar fazlasıyla tüketilmiştir. Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk yöneticilerin ve tabii ki liderlerinin çeşitli görüşmelerde ortaya koydukları iğnelerin yoksun olması dolayısıyla artık yeni bir sayfanın açılması, o da egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin işbirliğiyle Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini vurgulamaktayız. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması en büyük hedeflerimizden bir tanesidir diyen Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, güvercinlik 3. etapta sanayi bölgesi oluşturulması için Bakanlar Kurulu'na önerge sunulduğunu açıkladı. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, güvercinlik 3. etapta 1 milyon 200 bin metrekare alana sahip bölgede sanayi bölgesi oluşturulması için Bakanlar Kurulu'na önerge sunulduğunu açıkladı. Bakan Arıklı, Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada sanayi bölgeleriyle ilgili yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Bakan Arıklı şunları kaydetti: toprakları çok değerli olan ülkemizin her bir metrekaresi üretime ve üretecek olana verme ve bir an önce işletme kararlılığındayız. Bunun için de tahsis edilecek yerler için yasal düzenlemeyi de gündeme getireceğiz. Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğini ifade eden Arıklı, üretilenin de satılması gerektiğini söyledi.
Bakan Arıklı, onun için ihracata büyük önem veriyoruz. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir, dedi. Arıklı, kirli sanayi denilen bölgelerin nasıl ıslah edileceği, altyapıların nasıl oluşturulacağı konularında Türkiye'den teknik tavsiyeler aldıklarını da vurguladı. Arıklı açıklamasına şu ifadelere de yer verdi. Yeni oluşturulacak sanayi bölgesinde 3500 metrekare, 2500 metrekare ve 10.000 metrekare olmak üzere yaklaşık 168 adet sanayi parseli planlanmaktadır. Genellikle üretime ve ihracata yönelik planlama yapılacaktır. Aynı zamanda 1 adet sosyal hizmet alanı, 1 adet mesleki eğitim ve yönetim binası, 10.000 metrekare alan içerisinde ticaret ve restoran hizmet alanları ve buna ek olarak 1 adet 220 araçlık tır parkı projede yer almaktadır. Yeşil alanlar, otoparklar, trafo yerleri ve arıtma sistemleri planlanmış olup proje çalışmaları başlamış ve en erken zamanda inşasına başlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakan Yardımcısının bakanlığımıza yaptığı ziyarette konu teknik ekiplerce ele alınmış, bölge yerinde ziyaret edilmiş. Bu projenin KKTC için üreten bir Kıbrıs oluşturmak için örnek teşkil edeceğini ve her türlü desteğe hazır olduklarını belirtmişlerdir. Mevcut sanayi bölgelerinin sorunlarının farkında olduklarını işaret eden Bakan Arıklı, bu sorunların giderilmesi ve altyapı yatırımları için projelerin hazır olup maddi imkanlar çerçevesinde giderilecektir. Bakan Arıklı şöyle devam etti. Bu maksatla 11 adet projemiz bulunmaktadır. Haspolat'ta altyapı sorunları, güvercinlik ikinci etap, elektrik ve asfalt sorunu, Alayköy arıtma kanalizasyon projesi, Lefkoşa organize sanayi bölgesi, telefon altyapısı, Lefkoşa fuar alanı bakım onarım işleri için en kısa sürede işlemler başlayacaktır. Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, öğretmenlik sınav tarihinin net olmayışının öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaya ve bir sonraki senenin de heba olmasına göz yummak olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel ve bazı öğretmen adayları öğretmenlik sınavlarının ertelenmesi ve halen net tarih belirlenmemesinden dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı önünde basın açıklaması yaptı. Haziran'dan beridir, neredeyse bir yıl olacak, üçüncü kez ertelenen öğretmenlik sınavlarında her seferinde bir takım bahaneler uydurularak psikolojik sıkıntıya soktukları işi gücü olan, özel sektörde çalışmak zorunda olan, ailesi olan gençleri yaşattıkları huzursuzlukları ortadan kaldırmak için tam da her yerin açıldığı bir dönemde Kamu Hizmeti Komisyonu bizim de baskılarımıza, öğretmen adaylarının taleplerine cevap vermek veya geçiştirmek için Nisan'da sınavları yapacağım dedi. Ama hangi Nisan'da, hangi yüzyılda yapacağını söylemiyor. Ardından Kamu Hizmeti Komisyonu binası önüne giden temsilciler, binanın kapısının kilitli olmasından dolayı içeriye giremedi, dilekçelerini kapının altından attı. Getirisi azdır diyerek öğretmenleri aşağıladığını öne sürdü. Sağlık Bakanı Ünal Üsteli, öğretmenlerden özür dilemeye davet eden Gökçebel, Üsteli tüm öğretmenler ve toplum adına, gelecek gençler ve öğrenciler adına kınadıklarını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. olan Büyük Kongresi'nde 2023 manifestosunu açıkladı. Ülkemizi ve milletimizi sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Çünkü bu defa farklı bir Türkiye var, dedi. Öte yandan Erdoğan kongrede 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi. Milletimizin hizmetkarı, dünya beşten büyüktür diyerek tüm dünya mazlumlarının gür sesi olan, Ankara'da yapılan AK Parti 7. olan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda kendileriyle birlikte yürüdükleri için şükranlarını ileten Erdoğan, Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine ardından 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakı ile kavuşturacağız diye konuştu. Bu anlayışla
niyet hayır, akıbet hayır diyerek sizlerle birlikte bir kez daha yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın muhasebesini milletimize arz etmek istiyoruz. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şahsım ve tüm partililerim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakı'nı Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte seçimlerde ve mecliste devam ettirerek mücadelemizin saflarını tahkim ettik ve genişlettik. Hangi partiden olursa olsun Cumhur İttifakı'na destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakı ile kavuşturacağız. AK Parti Büyük Kongreleri'nin kadroları, yeniledikleri, bugüne kadar gerçekleştirilen hizmetlerin muhasebesinin yapıldığı, vizyonun güncellendiği, demokrasi şölenleri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Yarını, geleceği, umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz. Yarın diye ifade ettiğimiz büyük ufuk, bizim maziden atiye kurulan köprü dediğimiz, geçmişi ve bugünü de içeren kuşatıcılığa özellikle sahiptir. Bunun için bizim inancımızda umutsuzluk, yani yarından ümidini kesmek küfre eşdeğer görülmüştür. Geçmişimizi hakkıyla bilmeden, bugünün hakkını vermeden geleceği inşa edemeyiz. Erdoğan, ülkemiz ve milletimizi sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışına tutanlar yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Çünkü bu defa farklı bir Türkiye var diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Gençler, çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızın 84 milyon vatandaşıyla tek millet diyen bir Türkiye var. İngiltere'de hazırlanan tasarı kabul edilirse ülke dışına tatile gidecekleri yeni tip koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle gelecek haftadan itibaren 5000 sterlin ceza kesilecek. İngiltere'de parlamento 25 Mart'ta yeni tip koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin bir tasarıyı oylayacak. Kabul edilmesi durumunda 29 Mart'ta yürürlüğe girecek tasarıyla uluslararası seyahatler, iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmekte olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak, tıbbi randevular ve olası risklerden kaçmak gibi durumlar haricinde yasaklanacak. Madde 30 Haziran'a kadar yürürlükte kalacak olsa da Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülke dışına tatilleri bu tarihten önce izin verilebileceğini söyledi. Sky News'e konuşan Hancock, gelecek ay yayımlanacak uluslararası seyahatle ilgili incelemenin sonuçlarına göre hareket edeceklerini, uluslararası seyahate izin verilebilecek en erken tarihin 17 Mayıs olabileceğini ifade etti. Mevcut durumda geçerli bir sebebi olmadan seyahat edenlere 200 sterlin ceza veriliyor. Bültenimiz yurt dışına öne çıkan gelişmelerle devam ediyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere dün geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ilk gününün ardından Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la bir araya geldi. Long day. God bless you. Thank you. Let me go to others. Please. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden toplantının ilk gününe dair yaptığı paylaşımda Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız, Libya'da istikrarın tesis için desteğimiz sürecek, PKK, YPG, Irak ve Suriye'de tehdit, tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek, ittifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık dedi. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ilan edilen ilk karantinanın birinci yılında salgının kurbanları anıldı. Ülkede akşam saatlerinde hayatını kaybedenleri anmak için London Ay ve il binası sarı ışıklarla aydınlatıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın basın toplantısından sonra gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında bazı İngilizler evlerinin balkonunda, bazıları ise iş yerlerinin önünde mum yaktı. Başkent Londra'daki Başbakanlık ofisi önünde hayatını kaybedenler anısına yanan bir kandil bırakıldı. İsrail'de 2 yılda 4. kez düzenlenen ve parlamento seçimlerinde sandıklar kapanırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu siyasi geleceği belirsizliğini koruyor. Sandık merkezleri yerel saatle 22'de kapanırken İsrail'de yayınlanan 3 sandık çıkış anketinde Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin seçimleri önde götürdüğü belirtildi. Kan 11 tarafından yayınlanan sandık çıkış anketinde Likud'un 31 sandalye kazandığını ve rakibi Lapid Yesh Atid'in 18 sandalye ile ikinci olduğunu kaydetti. Ankette Şas Partisi 9, Ortak Arap Listesi 8 ve Yamina Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Mavi Beyaz İşçi Partisi, Dini Siyonizm ve İsrail Beyteniu Partileri 7, Yeni Umut ve Meretz Partileri 6 sandalye kazandığı ifade edildi. Ram Partisi ise seçim barajını geçemediği kaydedildi. Sovyetler Birliği döneminde üretilen ve Hazar Denizi'nde kaza yaptıktan sonra uzun yıllar boyunca burada atıl vaziyette duran Hazar Denizi Canavarı isimli Ekranoplan Moskova'daki Patriot Park'a götürüldü. Sovyetler Birliği döneminde 1965 yılında geliştirilen, 1966 ve 1980 yılları arasında Hazar Denizi'nde testleri yapılan hem uçağa hem de gemiye benzeyen devasa savaş makinesi Ekranoplan testler sırasında kaza yaptı. Rusça'da korabl maket, yani prototip gemi anlamına gelen uçağın amacı özellikle Karadeniz'de yük taşımak ve düşman gemilerini etkisiz hale getirmek oldu. Pilotaj hatası nedeniyle kaza yapan aracın hızı saatte 500 km hıza ulaşırken 10 adet motoru bulunuyor. 92 metre uzunluğu ve 38 metre kanat açıklığı olan araç ayrıca suyun 4 metre üstünde uçabilme yeteneğine sahip. Hedefleri doğrudan görebilme ve P-270 Mosket tipi güdümlü füzelerle düşman unsurlarını vurabiliyordu. Ve bültenimizin sonunda haber özetlerimizi yeniden paylaşıyoruz değerli izleyenler. Mutlu akşamlar, esen kalın. Girne pazarı vatandaşa kapılarını açtı. Covid testlerini yaptıran esnaf müşterilerini maskelerini takarak karşıladı. Başbakan Ersan Saner, yapılan planlama kapsamında adaya 7800 öğrencinin geldiğini açıkladı. Saner ayrıca çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni bir notam ile tarifeli seferlerine başlayacağını belirtti.
Yeni yapılacak 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi projesi ile ilgili olarak Türkiye'den Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Sağlık Bakanı Ünal Üster, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan ve üyelerini kabul etti. Bakan Üster görüşmede Türkiye Sağlık Bakanlığı ile istişare için olduklarını, önümüzdeki hafta iyi bir miktarda aşının gelebileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Sharma ile İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lilley'i kabul etti. Görüşmede öne çıkan konu ise 27 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentine düzenlenecek Kıbrıs toplantısı oldu. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, güvercinin 3. etapta sanayi bölgesi oluşturulması için Bakanlar Kurulu'na önerge sunulduğunu açıkladı.